Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Şimdi Müslüman görünmek başka, Müslüman olmak başka. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Kılıkla, kıyafetle Müslüman görünebilirsiniz. Kılıkla, kıyafetle hakiki Müslüman olamazsınız dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde iki yerde konuşmuştur biliyorsunuz veda haccında. Birisi Arafat'ta, birisi de Mina'da. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda hutbesinde bize lazım olan her şeyi anlatmıştır. O veda hutbesini iyi okuyup, iyi öğrenip, iyi ezberlememiz lazım. Kadın haklarını anlatmış Nebi aleyhissalatü vesselam. Sizin üzerinizde kadınların da hakkı vardır diyor. Nedir kadınların hakkı? Bulunduğunuz beldenin örf ve adetine göre giyim ve yiyimlerini temin etmenizdir diyor. Bir cemaat çıkıyor, şu kıyafeti giymeyen kadın çıplak sayılır diyor Türkiye'de. Hiçbir delili yok ellerinde. İşte bu veda hutbesi de onların delilini çürüten bir şeydir. Allah Resulü sizin dediğinizi demiş olsa, Abdüselam kardeşim şeydeki kutuptaki adamın giydiği kıyafet, Nijerya'daki vatandaş giyerse kebap olur. Adam en ağır deriden şeylerini giyiyor ki o kutuplarda donmayayım diye. Nijerya'da 70 dereceyi bulduğu oluyor sıcaklığın. O sıcaklıkta onu giydiği zaman adam ne olur neticede? Tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle diyecek. Bulunduğunuz beldenin örf ve adetine göre, örf ve adet biliyorsunuz İslam'da, Allah ve Resulünün bir hükmü bulunmadığı yerde örf adet geçerli demektir. Orada bize Cenab-ı Hak tesettürün nasıl olduğunu anlatmıştır. Sen diyor müminlerin kadınlarına, kendi kızlarına ve hanımlarına söyle. Sokağa çıkarken cilbaplarını üzerine alsınlar. Cilbap nedir? Arapça lügatte açar bakarsınız. Baştan aşağıya, ayağa kadar bütün vücudu yekpare olarak örten bir örtü demektir. Cenab-ı Hak burada örtünmenin tam olarak şeyini anlatıyor. Baştan ayağa sadece göz kısmında şey inceltilmiştir kumaş. O içeriden dışarıyı görüyor yürüyebilecek kadar. Siz dışarıdan içeriye onun gözlerinde göremiyorsunuz. Ama siz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şu cilbabın getirdiği tesettürü sağlarsanız ister manto giyersiniz, ister çarşaf giyersiniz, ne isterseniz onu giyersiniz. Yeter ki Cenab-ı Hakk'ın size emrettiği örtünmeyi sağlasın. Kadının örtünmesi ziynetlerini saklamak içindir. Kadın ziynetlenmek için tesettür yapamaz. Bugün ben değişikliklerimizi anlatmak için üstünden geçerek söylüyorum. Yani bugün öyle bir hal oldu ki altına daracık pantolon giymiş kızcağızınız. Başını örtüp kolu da şeyinde olursa bunu tesettür zannediyor. Tesettür kadının ziynetlerini saklamak içindir. Adam başörtü yapıyor. O kadar güzel başörtü yapıyor ki atkısıyla, çözgüsüyle, renk ayrımıyla vesairesiyle, kumaşıyla kadına bakmayan adam bile olsanız o başörtüye bakıyorsunuz yani. O güzelliğinden ötürü. Bu başörtü tesettürü sağlamıyor. Kadını cazip hale getiriyorsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu biliyorsunuz Hazreti Ömer söyledi ya Resulullah böyle bir örtü örtünse kadınlarımıza eziyet edilmesinden daha iyidir diye ayet geldi ki bu kadınlarınızın tanınmaması, eziyet edilmemesi için daha iyidir. Şimdi sorarım size. Siyah bir şeyi yukarıdan aşağı atmış topuğuna kadar. Yolda yürüyor. O yolun yolcularına bir lafım yok. Onlar her şeyi yapan insanlardır. Ama normal insanlar döner bakarlar mı buna? Nesine bakacaksın? Efendim? Baksan neyini göreceksin? Efendim? İşte ne oldu belli değil yani. Yaşlı kadın mı? Genç kadın mı? O da belli değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın satveti şeye çıkana kadar, tezahür edene kadar camiye gelmelerini, Mescid-i Nebevi Şerif'e gelmelerini söylemişti kadınların. Ama ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam İslam gelişip büyüyüp şey edince ne buyurdular? Kadının evinde kılacağı namaz diğer yerde kılacağı namazlardan çok daha üstün ecri sevaba mensuptur. Sadece yaşlı kadınlar hariç diğer kadınların mescide gelmesini men etti Nebi Aleyhisselam. Bu hangi İslam'dır? Biz değiştik arkadaşlar. İslam'ın hükümleri değişmez. Şimdi biz bunların hepsini günümüz şartlarına göre, kendi kafamıza göre değiştirdik. Tesettürü yenileştirdik. Hatta namaz kılmamız bile Allah rahmet eylesin Necip Fazıl'ın söylediği tahsildara vergi borcunu öder gibi oldu. Bugün Türkiye'de cemaatle namaz kılmaya kalkarsanız bizim
yazıhane, buradaki yazıhaneyi kastediyorum. Mescitle arasında bir sokak var herhalde. Fazla bir şey de yok yani netice. Ezan okunduğunda kalkarsanız farza yetişemiyorsunuz. Ben bir ara şeyde bulunuyorduk, Yeşildirek'te. Cami imamı o şekilde süratle namaz kıldırıyor ki 3 defa Sübhan Rabbiyel Azim, 3 defa Sübhan Rabbiyel Ala diyemiyoruz. Vehbi'ye dedim ki ya şu adamcağızı bir Allah rızası için söylesen. Adam işte Vehbi burada cevabı. Burası esnafın camii, esnaf çabuk kıldır diyor. Böyle miydi söz? Efendim? 94 senesiydi. Televizyonda bir program var. Kayınpederin yazlığındaydım o zaman. Benim mahtum baba dedi İslam'a ait bir şeyler konuşuyor. Üst kattayım ben. Bir seyreder misin? Aşağı indim. O sırada 3 tane Türk şoför esrar kaçakçılığından veya satıcılığından neyse kısas edilmiş şeydi. Suudi Arabistan'da hatırlayacaksınız. Tansu Çiller başbakandı. Nevzat Yalçıntaş'ı şey olarak göndermiş. Kral Abdullah o zaman başbakandı. Başbakana. Yapılan toplantıda bir tane şirret bir kadın var masanın başında oturan. Bir hanım daha var. Bir tane de hanımefendi tipli bir kadın var. Bir de erkek var. O erkek müftüymüş. Almanya'da bulunmuş. Her mevzuda İslam o güne uyar, İslam buna da uyar, İslam şuna da uyar. O hanımefendi tipli dediğim kadıncağız başkan olan şirret kadından müsaade istedi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ondan sonra dedi ki bu müftü efendi ikide bir İslam her şeye uyar diyor. Ya yanlış biliyor ya yanlış anlatıyor dedi. İslam Allah ve Resulünün koyduğu şer'i ahkamdır. Bu ahkam kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şey değişmez bunların dedi. Bu hoca ikide bir İslam her devre uyar diyor. Şimdi biz kendimiz uyduk. Onun için de İslam'ı uyarlamaya çalıştık. Müslümanlar, müminler günaha günah diye işlemez. Günah olmaktan çıkarır. O zaman kadın sosyal hayatta yerini almasın mı? Kadının sosyal hayatta yerini almasının yeri nedir? Onu Resulullah'a sormak lazım aleyhissalatü vesselam. Bugün başlarımıza affedersiniz tabirler biraz kaba oluyor. Kusuruma bakmayın ya. Naylon insanlar geldi başlarımıza. Şeyh diye, efendim cemaat reisi diye vesaire diye Müslümana hoşgörü öğretilmiyor kimseye. Hristiyan Yahudi'yi cennete almaya uğraşıyor. Hristiyanla Yahudi Allah Resulüne iman etmediği müddetçe yapacakları hiçbir şey yok. Kur'an'da söylüyor, hadiste söylüyor. Eğer Musa sağ olsaydı bana uymaktan başka bir şey düşmezdi kendine diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Size düşmanlıkta en ileri gidenler Yahudi ve müşriklerdir diyor. Şimdi soğutmayın. O günkü Yahudi'ye söylenmiş, bugünkü Yahudi'ye söylenmiş Kur'an ayetlerini tevil, tefsir etmek size düşmez. Ayet-i Kerime'de Allah Alem Nur Suresi'nde Hak Teala Hazretleri ben bütün peygamberlerden misak aldım diyor. Hepsinden, toptan. Nedir misak? Dedim ki onlara sordum diyor. Eğer sizi gönderdiğim zaman kendisini peygamberlikle bahsedeceğim zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderirsem tekrar, siz peygamberken onu gönderirsem, o zat sizin zamanınızda bahsolunursa, ona ittiba edeceğinize, ona iman edeceğinize, ona ittiba edeceğinize, ona yardım edeceğinize bana söz verir misiniz? Isrı söz demek. Söz verdiler diyor Cenab-ı Hak. Ve ben de sizin sözünüze şahitlerdenim diyor. Ayet-i Kerime. Şimdi düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha dünyada yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ruhlar aleminde ve peygamberler peygamberlikle bahsolunmamış. Hepsi ruhlar aleminde. Onların hepsine hitaben diyor ki şu peygamber yok mu Aleyhisselatü Vesselam? Bunu hanginizin zamanında gönderirsem hepiniz ona uyacağınıza, iman edeceğinize, ona tabi olacağınıza, ona yardım edeceğinize bana söz verir misiniz? Hepsi söz verdi. Ben de şahit oldum diyor. Allah Resulü bahsolmadan ona ittiba şartsa bunu söyleyen adamın imanı Allah yardım etsin. Neyi delil getiriyorlar onu da söyleyeyim ben. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir vedevi geldi. Dedi ki ya Resulallah ben bana öyle bir şey öğret ki ben dedi bir daha seni bulamasam istikametten ayrılmayayım ya Resulallah dedi. Allah Resulü ona buyurdu ki kul amentü billah fümme istakim. Allah'a iman ettim de sonra istikamet üzere ol dedi. Şimdi onlar diyor ki la ilahe illallah de dedi istikamet üzere ol dedi diyor Resul. Ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam bunu Müslüman olan bedeviye söyledi bir adam. Müslüman olmayana söylemedi bunu. O bedevi Müslümandı, o Arabi denilen bedevi yani. Badiye'den gelmiş adam Müslümandı. Onu söylemiyor Tahsin Bey.
Yani Hacı Bektaş Veli'nin maneviyatından özür af dilerim yani. Onu tenzih ederim de. Şimdi Bektaşilik diye bir şey uydurdular Türkiye'de biliyorsun. Bektaşi'nin birine niye namaz kılmıyorsun demişler. O da demiş ki Allah böyle emrediyor demiş. La takrabus salah diyor demiş. Namaza yaklaşmayın diyor. Soran adam diyor ki ayetin gerisine de devam etsene. Ve entüm sükara diyor Cenab-ı Hak. Sarhoş olduğunda. Ya ben Mekke kadısı mıyım kardeşim diyor. İşte o kadar öğrendim. O kadarıyla amel ediyorum. Şimdi bunların hep ona benziyor. Ben Mekke kadısı mıyım? Buna göre amel ederim. Resulullah o sözü Müslümana söyledi. Daire-i imana girecek bir kimseye sen la ilahe illallah de kafidir demedi. Bu ikisini beraber söylemedikçe iman etmiş olmaz, mümin olmaz, Müslüman olmaz diyor. Allah diyor, Resulullah diyor. Efendim, önümüze düşmüş şeyler, şeyhler. Öyle acayip sözler duyuyoruz ki, bunların tarikatta da yeri yok, İslamiyet'te de yeri yok. Bütün bunların hepsi rejim tarafından ayarlanmış ve Müslümanların çoğalmasını engelleyemiyorlar. Bir kısmınızın en azından bilmediği bir kıssa var. Bir kere 18 sene ezanın Türkçe okunduğunu herkes duymuştur herhalde. Ama 1932 senesi İstanbul müftüsü Fehmi Efendi, muavini de Ömer Nasuhi Bülmen Hoca. Fehmi Efendi bir gün evine geliyor çok üzgün. Hanımı soruyor, hocam çok üzgünsünüz, sebebi nedir? Hanım diyor, bugün Süleymaniye Camii'ne imam tayin ettim. Hocam sevinsene diyor ya, epeydir bir adam arıyordun, bulamıyordun. Madem imam bulmuşsun, sen bana kimi tayin ettiğimi sorsana diyor. Mahalle bekçisini imtihan ettim. İmamlık edecek kadar sure biliyormuş, cami kapanmasın diye imam tayin ettim diyor. Şimdi biz buradan geldik. Açın bakın, 1930'lu, 32'li, 38'li, hatta 46'ya kadar olan kitaplarda Allah fikrine, Resulullah fikrine, Kur'an fikrine bakın. Lise kitaplarında, tarih ve diğer şeylerde. Bunların hepsi Kaytani'nin meşhur İtalyan müsteşriki fikirlerinin Türkiye'ye nakledilmiş şeklidir. Allah diyor insanların haşa ticari ihtiyaçlarından doğmuş Mısır felsefelerini bilmem nelerini anlatıyor bizim kitaplar. Bunlar gördüler ki Türkiye'de cami kapatmakla, cami satmakla, geçen gün bir yerde bir internet sitesi bilmiyorum gördünüz mü? Satılık camilerin reklam şeylerini Cumhuriyet Gazetesi'nden göstermiş. Bilmiyorum gördünüz mü onları? Neredeydi? Efendim? Evet. Hem de çok beleş bir ucuz fiyatlarla. Camiler de satıldı. Kur'an-ı Kerim okunmak yasaklandı. Şu anda canlı şahitleri var söyleyenler. Görmüşsünüzdür televizyonda. Jandarma gelince Kur'an'ı gömdük diyor. Toprağa, Kur'an-ı Kerim'e zarar gelmesin. Bunlar tabii malum haliniz fizik kaidesi. Su nereyi yumuşak boş bulursa oradan dışarı çıkacak. Bunlar oraya beton atıyor olmuyor. Buraya beton atıyor olmuyor. Netice bu dinin sahibi Allah. Hak Teala Hazretleri bu Kur'an'ı biz indirdik. Bunu biz muhafaza edeceğiz diyor. Dinin muhafızı Allah. Bu adamlar şimdi ne yapıyor? İçimize soktuğu adamlarla, içimize koyduğu ajanlarıyla bizi başka yönlere yönlendiriyor. Camilerden çıkarken dikkat ediniz. Müslümanlar birbirlerini ittire kalktıra dışarı çıkmaya çalışıyor. Ya şurada vaiz de vaiz efendi bunlara desene Müslümanlar birbirlerinizi hoş görün. Çıkış müddetiniz bu kadar. 10 bin kişilik cami olsa Sultanahmet 4 tane kapı var netice itibariyle. O 4 kapıdan çıkışınız 5 dakikayı geçmez. 5 dakika Müslümana hoşgörüsü olmayanın Yahudi'ye ve Hristiyan'a hoşgörü isteniyor. Ve kitaplarda yazıyor benim şeyim değil. Ben ilk defa görüyorum böyle şeyleri. Yahudiler ve Hristiyanlar bizimle dahi savaşmış olsa, harpte ölürse şehit sayılır diyor da nasıl şehit diyor? Kısmi değil de şehit sayılır efendim. Hükmen ha. Tamam bakın işte söz bu. Ya bunu nasıl söylersiniz? Bunu nasıl söylersiniz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imanı hiç Beyine Suresi okumadınız mı? Hiç Kur'an-ı Kerim okumadınız mı? Hiç Kur'an tefsiri okumadınız mı? Hiçbir hadis-i şerif okumadınız mı? Bunları önümüze düşürülen adamlar söylüyor. Adamları daha öteye götürdüğünüz zaman Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin halli için uğraşanlar. Bakıyorsunuz bugün önümüze imam diye, hoca diye, cemaat reisi diye çıkarılan kişiler Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin halline uğraşan kimseler. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri ortadan kaldırılmadan İslam Osmanlı kaldırılabildi mi? Neyde ittifak ettiler? Eğer
okuma alışkanlığınız varsa, maalesef bu televizyonlar, videolar, internetler okuma alışkanlığını kaybettirdiler. Sevan Nişanyan diye bir adam. Çok muteber olduğu için değil, birisi bana göndermiş, elime o geçtiği için ben Medine'deyim. Yanlış Cumhuriyet diye bir kitabı var. 52 yerde Cumhuriyet'in yanlışlarını anlatıyor. En temel yanlış olarak da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin halledilmesi lazımdı. O halledildi. Ve Batı'nın istediği gibi bir devlet kuruldu burada. İstediği gibi bir sistem kurdu. Bunu sen ben söylesek belki mesul oluruz ama bir Ermeni vatandaşımız söylediği için şu anda takibata da uğramıyor. Yani kendi kendimize yepyeni bir din icat ettik. Arkadaşlar bunu aslına rücu ettirelim. İslam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğidir. Sizin şeyhiniz, sizin abiniz, sizin büyüğünüz, sizi cemiyet başkanınız, babanız, ananız, sevdiğiniz, ihtiram ettiğiniz. O kişinin söylediği söz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerine uyuyorsa başımızın üstünde yeri var. Yoksa reddedeceğiz, kendisi söylüyor. Size bir şey getirildiği zaman benim sünnetime arz edin. Sünnetim de varsa kabul edin, sünnetim de yoksa reddedin diyor. Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bizler Müslümanlar olarak şimdiye kadar yaptığımız tatbikatı bir kenara koyalım. Bugünden itibaren ben nasıl bir Müslümanım diye aynayı alıp o aynada kendimizi teşhis etmeye çalışalım. Allah münadi vasıtasıyla yani müezzin vasıtasıyla ezanı okutturduğu zaman koşarak gidiyor musun? Bak iyi bir Müslümansın o zaman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahşer sabahı insanların 3 sınıf olacağını beyan ediyor. Cennete girecek müminlerin. Bir kısmı yüzleri yıldız gibi parlayacak. Soracaklar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sizin yüzünüz yıldız gibi parlıyor. Sebebi hikmeti nedir? Onlar diyecekler ki biz abdesti alır, ezanı beklerdik. Biz ezanı beklerdik. Ezan okununca abdest alır, camiye giderdik. Allah bize bunu onun için ihsan etti. Bir kısmının yüzü ay gibi parlak olacak. Onlara soracaklar. Onlar diyecekler ki biz abdest alır, ezanı beklerdik. Ezan okununca camiye koşardık. Onlara da onun için ay yüzlü olmaya Cenab-ı Hak ihsan etmiş olacak. Bir kısmının yüzü güneş gibi parlayacak diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Onlara soracaklar, onlar diyecekler ki biz abdest alır, camiye gider, ezanı camide bekler, namazı kılardık diyecekler. Onların yüzü de güneş gibi parlayacak. Allah hepimizin yüzünü güneş gibi parlayan müminlerden eylesin. Şimdi el-İslam leyse bir temenni buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İslam temenniyle değildir. Allah'tan afımız, mağfiretimiz, helal rızık, çeşitli şeyler temenni edilebilir. Ama işte böyle yaparsam çok bunlarla alakası yok İslam'ın. İslam amel dinidir. Bize bakın temel yanlışlıktan anlatılıyor. Gençliğimizde bize söylenen talebe birliğinde bulunduğumuz zaman sonradan birçoğu siyasal İslamcı veya başka şeyci oldular. Burası tabela cemiyeti. Niye tabela cemiyetiymiş der neymiş? Sokağa çıkıp aksiyon yapmıyormuşuz. Yaptığınız o deşarjların ne faydası oldu? Taksim'de yapanların Çanlıpazar, karşı tarafın Kanlıpazar dediği şeyler şu anda düşünülecek olursa bizim tarafımızdan ne yapılacak ne de iştirak edilecek şeyler değildir. Yani komünistler oraya yürüyüş yapıyor. Siz de meydanı tutup komünistleri taşlayıp birbirinize giriyorsunuz. Dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan da dürbünle seyrediyor yani. İçişleri Bakanı da orada. Tabii bizim yetişme şartlarımız itibariyle de gençliğimiz hasreten ömür boyu böyle olması lazım ama şarj edilme zamanlarıydı. Rejimse insanları deşarj etmeye uğraşıyor. Mitinglerle, yürüyüşlerle, bağırıp çağırıp yollarda gezinmeklerle. Tabii Müslüman oturup düşünecek, düşünebilmesi için de oturması lazım. Ayakta yürürken bunları düşünme şansı yok. Merhum Faruk Kadri Timurtaş hocamız, bizim yapmamız lazım geleni Ömer burada yaptı, becerdi talebe birliğinde. Talebeyi kitapla buluşturdu. Allah razı olsun, yapılacak hizmet buydu demiştir. Nur içerisinde yatsın. Tabii bu eskiden beri bilinen bir usul, metot. Biliyorsunuz Bedir Harbi'nde Kureyş münhezim olunca Kureyş müşrikleri utana sıkıla Mekke'ye geldiler. Dönüş yaptılar. Orada da ağıtlar vesaire. O zaman Müslüman olmamıştı Ebu Süfyan radıyallahu anh. Sonra da malumunuz sahabenin büyüklerinden oldu. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki ağlamak yok. Ağıt yakmak yok. Şunları yapmak yok. Niye?
Şu anda diyor şarj olma zamanı. Bütün şeylerinizi içinize atın. Yani demek ki insanoğlu bu şarj ve deşarj meselesini ta o zamanlardan itibaren biliyor. Şimdi 100.000 kişi çıkıp bir mitingde yürüse ne faydası var Ekrem Efendi? Efendim? Deşarj ediyorsunuz. Bugün deşarj olma zamanı değil. Bugün arkasına düşüp de inşallah İslam'ın yeniden neşvi nema bulacağı zat çıkana kadar şarj olma zamanımız. İçimizi şarj etmeye uğraşalım. İslam aksiyon dini değildir arkadaşlar. Biliyorsunuz aksiyon Fransızca bir kelimedir. Reaksiyonu muciptir. Siz aksiyon yaparsınız, karşılığında da reaksiyonunu görürsünüz. İslam amel dinidir. Bunun altını çizerek herkes kafasına yazsın. Allah ve Resulü emreder. Biz onların emrini yaparız. Resulullah yat der, yatarız ameldir. Kalk der, kalkarız ameldir. Yürü der, yürürüz ameldir. Tuvalette böyle yap, hamamda der veya bugün ne diyorsunuz burada tuvalet mi diyorsunuz? O 100 numara tabiri yanlış da ben onu kullanmak istemiyorum yani. Fransızca yüzle sız eki aynıdır. İkisi de san. Değişik yazılır. Onlar 2-0 koymuşlardır. Ve onu numarasız namına kullanıyor. San numero deyince Fransızca numarasız demektir. Öbür sana söylersen 100 numara demektir. Esma-i Hüsna'ya uygulayarak o lafı kullandırıyor. Onu da inşallah kullanmazsınız 100 numara lafını. Şimdi yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. O 100 numara lafını kullanmamak lazım. Yani bu din amel dinidir. Allah ve Resulü emreder biz yaparız ameldir. Otur der otururuz ameldir. Yat der yatarız biz ameldir. Burası aksiyon dini değil yani. Taksim Meydanı'na gidip tutup da komünistten taş atmanın faydası ne? Rejime öyle lazım. Seni kullanıyor yani rejim netice itibariyle. Allah her türlü bu tip kullanma şeylerinden muhafaza buyursun. Bizim gençliğimiz göz bebeğimizdir. Allah için ben kendi nefsime şahsıma söyleyeyim. Hiç benim olduğum değil. Ama ben duyunca oturup ağlamışımdır. Yani 13 tane çocuğun şehit edildiğine. Biz bunları böyle kurban olarak ortaya atamayız yani. Yusuf Kardavi diye bir adam var. Bütün Müslüman alemlerini falan da itibar ettiği bir kimse kendisi. Mezhepsizdir. Bilmem biliyor musunuz yani kendisinin fikri durumunu. Benimle münasebete devam eden birisidir. Yanındakilerden birini bana göndermiş. Şey hakkındaki fikri nedir diyor. Yani biz ona göre Müslümanlar içinde çatlak ses çıkarıyoruz. Her şey sünnete uysun, anarşiye karışmayın, hareketlere girmeyin. Bu intihar komandoları, onlar şehadet komandosu diyor adına. Şehadet komandoları için fikri nedir? Benim fikrimi soruyor. Kendi fikrini söylüyor. Eğer ben genç olsam diyor, kendim de şehadet komandosu olurum. Adamına dedim ki, şehadet komandosu olmak için genç olmak şart mıdır? Yusuf Kardavi kendisi uçağa biniyor, Türkiye'ye geliyor. Uçağa biniyor, Amerika'ya gidiyor. Uçağa biniyor, Malezya'ya gidiyor. Ne var o dinamit dokumunu taksın boynuna? O Taha mıydı tekerlekli sandalyede öldürülen zat? Alim. Taha Yasin miydi? Ahmet Taha. Öyle olsa bir sözüm yok. Adam tekerlekli arabada. Ne yapsın yani? Sonra dedim bildiğim kadarıyla Kardavi'nin kendi 3 tane çocuğu var. Onları göndersin. Ha Müslümanların çocuğu beleş. Kimse ne hesap soruyor ne bir şey. Yolla gitsin. İntihar etsin. Nasıl vereceksin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesabını? Bu can senin mi? İzak Şamir bugünkü İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le beraber dönemeçli başbakanlık yapıyorlardı bir tarihte. İkisi o şekilde anlaşmışlardı. İzak Şamir başbakanken şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor. New York'ta havaalanında kendisine gazeteciler, televizyon şeyleri soruyorlar. Diyorlar ki siz insan hakları evrensel beyannamesine imza atmadınız mı? Attık diyor İsrail başbakanı. Bu ne biçim imzadır? O zaman o Moshe Dayan, Melon'un da bulunduğu veya yeni geçtiği zamanlardı. Canlı canlı adamları kolunu kırıyorsunuz. Canlı canlı adamları mezara gömüyorsunuz. Bu nasıl insan hakları evrensel beyannamesi? Bu nasıl imzalamak? Diye soruyor televizyoncu gazeteci. Onun üzerine verdiği cevap onlar haşerattır diyor. Biliyorsunuz bugünkü Yahudilerin 2 kitabı var. Birisi Tevrat'tır. Birisi de Talmud'tur, icra kitabı. İcra kitabı Talmud'a göre Beni İsrail'in dışındaki bütün insanların hepsi haşerat hükmündedir. Haşeratı ne yaparsınız? Size dokunursa ayağınızla basar ezersiniz. Benim orada üniversitede hoca arkadaşım bunu nakletmişti. Canlı yayında geçtiği için bazı kanallarda seyredildi. Öğleden sonraki şeyler de iptal edildi bu husus diyor. Şimdi insan hakları evrensel beyannamesini Birleşmiş Milletler'e dikte ettirip hazırlattıran Yahudi netice itibariyle. Onu orada tatbik ettirmeye kendine göre çalışan da Yahudi. İşte insan hakları evrensel beyannamesinden anladığı bu kendisinin.
Kendi işine geldiği zaman haşerattır diğer mahlukat. İstediği gibi ayağıyla. Biz bunu yapabilir miyiz? Bir harpte yanlışlıkla iki safın arasında kalan çocukların ölümünden ne derece ızdırap duyduğunu sahabe görünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, ya Resulallah siz niye bu kadar üzülüyorsunuz? Neticede bunlar müşrik çocuklarıdır. Ve bilerek de öldürmüş değiliz. Yani arada ezildiler deyince ne buyurdu? Bütün çocuklar fıtrat üzere doğarlar. Sonra anaları babaları onları Yahudi, Hristiyan şey eder. Bir çocuğun harpte bu şekilde ezilmesine razı değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kendi öz adı geçen tek sahabedir. Allah Azimüşşan Ashab suresinde velemma kada Zeydün, Zeyd onu boşadıysa diyor Hazreti Zeynep için. Ondan başka öz ismi geçen başka sahabe yok. Hazreti Zeyd de biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iştirak etmediği sağlığındaki bütün seriyelerin komutanıdır. Kendisi azatlı kölesidir Resulullah Aleyhisselatü. Onun oğlu Hazreti Üsame, müverrihlerin beyanına nazaran Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Allah Resulü yanında ne makamın sahibiydiyse Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Üsame de o makamın sahibiydi. Hazreti Hasan ile Hüseyin radıyallahu anh'ın Allah Resulü secdedeyken sırtına çıkmış secdeyi uzatmıştır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam kucağına alıp omuzunu alıp sırtında taşımıştır. Hazreti Üsame de aynı şartlara tabi bir sahabeydi. 18 yaşındayken en son irtihalinin vuku bulduğu o hazırlanan sefere komutan tayin etmişti. Hazreti Üsame bir harpte La ilahe illallah diyen birisinin boynunu vurmuş. Gelip şikayet ediyorlar. Ya Resulallah, Üsame La ilahe illallah diyen birisinin boynunu vurdu. Çarptırıyor Hazreti Üsame'yi. Sevgi derecesini anlatıyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müsamahası nerede? Hak olduğu yerde kızım Fatıma olsa elini keserdim vallahi diyor. Hırsızlık yapan Fezare oğullarından bir kadın getirilince yandakiler diyorlar ki ya Resulallah bu Fezare oğullarındandır. Bunlar Arapların en şerefli kabilelerinden birisidir. Şimdi bunlardan bir kadının elini kestiğimiz zaman bunlar İslam'dan dönebilirler. İslam'a çok zarar verilebilir. Dolayısıyla bunu bir affetseniz. Onun üzerine diyor ki vallahi hırsızlığı yapan kızım Fatıma olsa onu da elini keserim. Ulema diyor ki 4 tane kızı var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep radıyallahu anh, onlar 3 kızı. Bunlardan birini deseydi belki insanların ama bu Hazreti Fatma'ya şamil değildi diyebilir. Çünkü onun çok özel bir makamı var. Doğrudan en yükseğini söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızı için bunu diyen Hazreti Usame'ye diyor ki Usame senin için böyle söylediler. Harpte La ilahe. Vallahi ya Resulallah o korkudan söyledi diyor. O zaman kalbini yarsaydın bari diyor. Yani nahnu nahkumu biz zevahir. Biz zahire göre hükmederiz. Kalbinin ne olduğunu bilemeyiz yani. Elini kaldırdı. En büyük düşmanı yapacağımız bir şey yok. Kelime-i şehadeti getirdi. En büyük düşmanın söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz Allah ve Resul'ün emirleriyle bağlıyız. Tamam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesinin bu şekilde itabı ona en ağır muameledir. Ben televizyonda görmüştüm bir tarihte. Tabi ondan sonra yüzlercesi oldu bunun. Tel Aviv'de pizzacıda pizza yiyen 19 tane İsrailli havaya uçuruyor. Böyle ki Yahudi olsun var mı böyle bir şey hakkın? Harp meydanında kılıcı çeker çarpışırsın, vurursun, öldürürsün, öldürürsün. O ayrı keyfiyet. Böyle bir hakkın İslam'da var mı? Orada pizza yiyen adama dinamit dokumuyla ne yapmak istiyorsun sonuçta? Sonra biliyor musun ki Yahudilerin hepsi tek fikirde midirler? Siyonizme karşı bir sürü Yahudi var. Dua ediyorlar İsrail devletinin yıkılması için. Hem İsrail'de hem Amerika'da. Allah Azze ve Celle tahsebuhum cemia ve kulubuhum şetta buyuruyor Haşr suresinde. Siz onların hepsini tek cemaat zannedersiniz. Halbuki onların sayı dağınıktır. Kalpleri şeydir diyor Cenab-ı Hak birbirinden ayrıdır. Küfür tek millettirle bunu karşılaştırıp da haşa bir mübayenet varmış gibi gelmesin hatırınıza. Onların küfrün tek millet oluşu bize karşı. İslam'a karşı. Ama kendi işlerinde paramparça. Şu gün Abdülhamit Han Hazretleri'nin yetiştirdiği şeylerinden, çıraklarından bir tanesi olsa İsrail'i birbirine sokar bugün. Yani onun çırağı kendi değil yani. Allah şefaatine nail eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hakkı hak bilip ittiba etmeyi nasip etsin. Batılı da batıl bilip içtinab etmeyi nasip etsin. Hepimize son nefeste imanla göçmeyi nasip etsin. Yarın mahşer sabahı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Livail Hamdile Müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Ahir akıbetimiz hayır etsin. Bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina ve nebina Muhammed. Davahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetühüm fiha selam.
ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.